sorum olacak benim de Abdurrahman Bey'e faiz artışından bahsetmişken. Sizin de yazınızda ele almışsınız. En çok bu yüksek faizden şirketler ve ihracatçılar etkilenecek diye. Şimdi diyelim ki yılın ikinci yarısında işte bir düzelme yoluna gidildi ekonomide yüksek faizler ışığında. Peki şirketler ve ihracatçılar için ne bekliyor, nasıl sorunlar bekliyor bundan sonrasını? Yani şirketler, ihracatçılar, hemen herkes için bir zor dönem olacak. Bu enflasyonu düşürene kadar. Yani ne kadar zaman alır ya da enflasyonun o büyük kaba kısmının alınması işte yılları bulur mu? Dolayısıyla o önemli olacak. Yani o zamana kadar Türkiye ekonomiye rahat yok bence. Yani çünkü faiz yüksek kalması zorunlu. Yani aksi takdirde enflasyon düşmez. Düşmeyecek. Dolayısıyla faiz yüksekse şirketler kaynağı nereden bulacak? İhracatçı nereden bulacak? Yani zaten ihracatçı hem bir yandan artan fiyatlar nedeniyle maliyet artışıyla karşı karşıya, hem bir yandan faiz arttığı için kur o kadar hızlı artmayacak ve enflasyonun altında kalacak. Kur baskısıyla karşı karşıya kalacak. Böyle iki yönlü bir baskı ile ihracatçı karşı karşıya, ama ihracat artışı da bu ekonominin olmazsa olmazı, çünkü yani aksi takdirde ithalatı yapamayız. İthalat yapamayınca üretim yapamayız. Çünkü ham madde ithal ediyoruz biz. Nihai tüketim malı ithal etmiyoruz. Yani %90'ı ithalatın ham madde, ara malı ve yatırım malından oluşuyor. Yani son dönemde biraz otomobil ithal ederek mesela bunu yükselttik diyelim tüketim mallarını, ama o kadar. Yani nihai mal ithalatı, tüketim malı ithalatı hakikaten az. Dolayısıyla biz ham madde yönüyle, özellikle enerji yönüyle dışa bağımlı, ithalata bağımlı bir ülkeyiz. Bunu yapamadığımız zaman ya da bunu yaptığımızda büyük cari açık ya da dış ticaret açığı verdiğimiz zaman da ekonomiye zarar veriyoruz. Ekonomik sorunumuzu büyütüyoruz. Enflasyon sorunu o zaman dönüşüyor cari açık sorununa. Dolayısıyla burada ne yapıp edip bizim enflasyonu düşürmemiz lazım ki şirketleri bu maliyet baskısından kurtaralım. Şirketleri yüksek faiz baskısından kurtaralım. Aksi takdirde yani bu yüksek enflasyonla yola devam etmek şirketleri de çok önemli ölçüde şey yapacak, tahrip edecek diyelim. Çünkü bu yüksek faiz artı işte maliyet artışları, ihracat kısıtları ya da işte yani yüksek enflasyon aynı zamanda şirketlerin öz sermayelerini de eriten bir gelişme. Yani sık sık sermaye koymaları gerekiyor. Yani sermaye koymadan işleri borçlanmayla devam ettirmek aslında yüksek faiz maliyetlerine katlanmak demek. Yani dolayısıyla bu dönemde öz sermaye ile çalışmak daha ön plana çıkıyor. Ama öz sermayeniz de eriyor enflasyon karşısında. Yani enflasyon yüksek. Dolayısıyla yani hakikaten enflasyon çok can yakacak. Öyle görünüyor. Ama yani bu süreyi kısaltmamız lazım bizim bir şey yapıp. Yani 2-3 sene sürmemesi lazım yüksek enflasyonun. Sürerse hakikaten en büyük tahribatı bu aşamadan sonra şirketlere yapacak gibi görünüyor.